Ton TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bir güncel programıyla daha sizlerle beraberiz. 2019 yılının ilk güncel programının konusu gerçekten de hepinizi ilgilendiren bir konu. 2018 biliyorsunuz Troya yılıydı. Troya yılı ile ilgili belki de konuşması gereken iki isim burada. Hemen onları tanıtmak istiyorum sizlere. Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği Başkanı Sayın Armağan Aydayar. Sayın Aydayar hoş geldiniz programımıza. TÜRSAP Çanakkale Balıkesir BTK Başkanı Sayın Ahmet Çelik. Sayın Çelik hoş geldiniz programımıza. Az önce de ifade ettim. Troya ile ilgili konuşması gereken belki en önemli bu işi başlatan iki isimsiniz. Zaten biz de hem Troya yılında neler yapıldı, nasıl ortaya çıktı onun hikayesini almak istiyoruz. Çünkü aynı zamanda bu bir başarı hikayesi. 2018 sona erdi. Ben de birkaç gün önce düşündüm. 2018 yılında Troya yılıydı. Dedik sizleri çağıralım. Neler yapıldığını bize anlatın. Bu yıl, Troya yılı Çanakkale neler kazandırdı, onları da sizden duymak istiyoruz. Öncelikle fikir nasıl ortaya çıktı, onu çok merak ediyorum ben. Daha sonra tabii nasıl bir yol haritası çizildi, bunlar gerçekten de çok önemli adımlar. Nasıl çıktı bu fikir ortaya? Evet. Herkese iyi akşamlar. Tabii 2018 Troya yılı bir hayaldi. Ve bugün 2019 yılının ilk günlerinde bu hayalin artık tamamlanmış ve meyvelerini de artık vermeye başlamış olduğunu görmekten büyük bir gurur ve onur duyuyorum. Siz mutlusunuz değil mi? Ben yüz ifadelerinizden onu şey yapıyorum. Başarılmış bir proje. Evet, kesinlikle. Yani birçok anlamda zaten programın ilerleyen süreçlerinde de anlatıyor olacağız. Birçok anlamda örnek olan ve çok somut çıktılarıyla da bölgeye, ülkemize çok değerli katma değerler üreten ve şu anda sağlamış olduğu katma değer yapacaklarının belki %10'un seviyesinde olan örnek bir model olduğunu düşünüyoruz. İleriki dönemde konuşacağız. Hatta Troya Müzesi'nin belki hızlanması bile hani bu projeyle beraber biraz belki hayat buldu. Öyle. Öyle değil mi? Doğru. Belki değil öyle. Şimdi çok kısaca tabii biz başa dönelim tabii. En başa dönelim. Oradan kademe kademe. Çünkü bu öyküyü dinlemek istiyoruz. Çanakkale'ler de merak ediyor. Nasıl oluştu, nasıl çıktı, nasıl başarıldı gibi. Ya biz Ahmet'le ikimiz de böyle tabiri caizse ikimiz aynı şeyi söyleriz. Biz turizmi böyle Çanakkale'nin sokaklarında öğrendik. Böyle 12-13 yaşlarında başlayan bir süreç. Ve tabii turizmi açık söylemek gerekirse iliklerimize kadar çok iyi bildiğimizi düşünüyoruz. En azından bu segmentteki turizmi çok iyi biliyoruz. Ve son 8-10 senedir turizmdeki trendin, yani turizmin gelişmesindeki trendin değiştiğinde çok iyi bir şekilde anlıyorduk bunu. Bu da şudu, artık bir bölgeye bir turistin seyahat etmesi için onun beşeri güzellikleri, coğrafi güzellikleri yeterli değil. Yani denizinin, kumunun, işte doğal değerlerinin çok önemli olması turistin oraya gitmesi için büyük bir heyecan unsuru değil. Çünkü bununla rekabet eden onlarca yer var. Yani siz de burada bir tarih sunuyorsunuz, arkeolojik bir tarih. Ama bir başka bir yer, başka bir arkeolojik tarih sunuyor. Yani günün sonunda farklı değerleri farklı ülkeler sunmaya devam ediyordu. İşte biz dedik ki dünyada değişen şey şu. İnsanlar bir hikayeye ihtiyacı var. Ve bu hikayeyi de harekete geçirecek olan etkinliklere ihtiyacı var. İki tane önemli bir paradigma değişimi vardı aslında dünya turizmi içerisinde. Evet. İşte bu iki tane değişimin üzerinde aslında Troya'ya 2018 yılı kurgulandı. O iki tane değişim üzerinde aslında bütün yapılmış olan birçok şeyin projeksiyonu ortaya kondu. İşte biz tabii tam bir de bu süreç, başlangıç süreci 2016 yılının Şubat ayıdır. 2016 Şubat ayında işte Türkiye'nin bu 2016 biliyorsunuz Türkiye turizmi açısından çok sıkıntılı bir süreçti. 2016 ve 17'de de bu sıkıntılar sıklıkla devam etti. Hiçbir şekilde tekrar yaşanmasını istemediğimiz bir süreci atlattık. İşte bu noktada gerçekten çok güçlü bir argümana ihtiyacımız vardı ve 2016'da Emit Turizm Fuarı'nda dönemin valisi ve şu anki milletvekillerimiz işte Sayın Bülent Turan, Muharrem Erkek ve şu anki belediye başkanımızın da içinde olduğu yine birçok turizmci arkadaşımızın da içinde olduğu Europark Otel İstanbul'da bir akşam turizm yemeği verilmişti ve orada bir sunum yaptık. O sunumda dedik ki Çanakkale'nin önümüzdeki turizm vizyonu ile ilgili birçok işte şeyleri anlattıktan sonra 3 tane madde yazdık. Bir tanesi yani hatta sosyal medya hesaplarımızda da bu tarifi var. Bir tanesi 2018 Troya yılı, bir tanesi Çattaş, Çanakkale Turizm Tanıtım AŞ, bir diğeri de Çanakkale Avrupa Kültür Başkenti 2024 diye. Bütün bu hani alt alta koyduktan sonra çünkü biz dedik ya bunları tabii öne sürerken hani böyle bir desteksiz bir mevzu değil.
Bunların biraz önce bahsetmiş olduğum insanların gerçek hikayelere ihtiyacı olduğu ve bu hikayelerin de mutlaka belirli etkinliklerle desteklenmesi ve o bölgedeki turizm hareketinin güçlenmesiyle ilgili olan çalışmaydı. Siz bu tespit ettiniz bunları ve bunu projelendirdiniz. Yani bunu yaşıyorduk galiba. Zaten. Yani birçok evet. Yurt dışı ve yurt içinde çok var. Yani sektörün içindesiniz zaten. Tabii yani her an birçok meslektaşımızla beraberiz. Yurt dışında özellikle yani yılda çatıt olarak da yaklaşık 8 tane fuara katılıyoruz. Bunun içerisinde dünyanın en büyük buluşmaları bunlar. Londra'dan Berlin'e, işte Amsterdam'dan yine Balkan ülkelerine kadar birçoğuna gidiyoruz. Evet. Bu çerçevede zaten yapılan uygulamaları da aşağı yukarı görüyoruz. Tabii kendi özelimizdeki değerleri görmeye çalıştık ve tabii nereden Truva'ya gelirsek en son hatta 2015 yılında bu aslında bu iş bizde biraz daha oluştu. Ahmet ve benim ve yine çok sevgili bir arkadaşımız olan Ziya Artam arkadaşımızın birlikte kurmuş olduğu YTP Turizm AŞ diye bir şirket vardı. Orada birkaç farklı proje yürütüyorduk. Yurt dışındaki Türklerin Çanakkale'ye gelmesiyle ilgili. Ve bizim birçok Almanya ziyaretimiz oldu bu süreçte. Ve Almanya'da da bu Troya'nın ve bunun üzerinden bir hikaye geliştirmenin ne kadar önemli olacağıyla ilgili de bir aramızda böyle bir fikir yeşermeye başlamıştı. İşte bütün bunların hepsi birleşip bu ürün ya da bu projeksiyon ortaya çıktı. Tabii süreç 2006'da böyle oldu ama bu bir fikir aşamasındaydı. Tabii o zaman hiçbir şey anlaşılmadı. Yani biz bunu ne anlatmak istediğimizi çok iyi biliyorduk ama tabii karşı tarafta bunun ne olduğunu anladıklarını anlamadıklarını biliyorduk aslına bakarsanız. 2016 süreci biraz böyle şey geçti, stabil geçti ve 2016'nın ortalarından sonra bunun dönemin işte valisi yine vekilleriyle paylaştık bunu. Daha sonra bize dediler ki bunu bir projelendirin. Hani bir dosya alın. Evet. Ne yapacaksınız? Evet. Yani tam 2018 Truva yılı ama nasıl olacak bu? Ve böyle mükellef bir dosya hazırlandı. O dosya nasıl hazırlandı? Çünkü orada çok önemli adımlar var, aşamalar var. Tabii. Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Oturdunuz, belki gece yarılarına sabahlara kadar çalıştınız çok, belki. Çok çok uzun uzun yani gerçekten böyle bir sürü... O dosya pat diye ortaya çıkmadı nihayette. Bir sürü sabahlara kadar üzerinde, süren birçok kıymetli arkadaşımızın da destekleriyle. Tabii biz buradaki Truva mevzusunun önemi şuydu. Tabii bir hikaye dedik ya. Truva dünyanın en fazla bilinen kültürel miras değeri. İşte birisi Kudüs deniyor, biri Truva deniyor. Bakın bu iki tane değer dünyada herkes 7 kıtada bilinen bir şey. İşte biz bunun üzerinden bir kere hikayeyi buradan kurmamız gerektiğini düşündük ve o kitapçığı hazırlarken de bu Truva'nın neden bu kadar çok bir kere bilinir olduğunun üzerine insanlara anlattık. Dedik ki işte dünyada bunun da en önemli kaynağı sağ olsun ki Anadolu'lu Ozan, İzmirli Ozan, Homeros'un İlyada ve Odessa destanı. Bu iki destan dünyanın 7 kıtasında Truva'nın en fazla bilinen kültürel değer olmasına çok büyük bir katkı sağlamış. Filmlere konu olmuş, kitaplara konu olmuş, temel eğitim müfredatının içerisine girmiş. Birçok öğrenci Truva okuyor. Yani hiç bilmediğiniz ülkede Türkiye'yi tanımayan bir kişi Truva'nın ne olduğunu, neyle ilgili olduğunu şu an çok çok iyi biliyor. Truva atı çok ciddi derecede dünyada bilinen. Ama bu şöyle bir şey Ogün Bey, sadece güncel noktalarda değil, bakın bu film, kitap vesaire oradaki etkisinin dışında dünyaya yön vermiş çok büyük devlet adamları. Bakın doğuda kimden bahsedebiliriz? Pers İmparatoru Seras. İlyada'dan acayip etkilenmiş. Buraya geliyor, kurbanlar kesiyor, Truva ile ilgili işte bir sürü metiyeler düzüyor, onunla ilgili konuşuyor. Yine batıya dönüyorum, Makedon Kralı Büyük İskender. Truva'ya karşı anormal bir şeyi var, bir heyecanı var. Çünkü o dönemde şöyle bir algı var. O Homer'in İlyadası'nda bir Doğu ile Batı arasındaki savaş var ve Truva'yı alan sanki Doğu ile Batı'nın hakimi gibi algılanıyor. Dolayısıyla oradaki o dönemin hükümdarları arasında büyük bir önem arz ediyor. Sonrasına gelelim. 1462 yılında Fatih Sultan Mehmet bölgeye geliyor ve diyor ki işte aradan yıllarca geçmesine, asırlar geçmesinden sonra Truva'nın burada öcünü aldık diyor. Yine Mustafa Kemal Atatürk 1922 yılında diyor ki işte Dumlupınar Zaferi'nden sonra Truva'nın burada öcünü aldık diyor. Yani tarih boyunca da dünyaya yön vermiş çok önemli devlet adamlarının bile başucu kitaplarından bir tanesi olmuş. Evet. Ve ondan etkilenmişler ve biz birçok sunumda hep şunu söyledik. Nasıl dedik, dünyada saatin sıfır noktası Greenwich'tir. Doğu ile Batı arasındaki mücadelenin de sıfır noktası aslında dünyada Truva olarak adlandırılıyor. Ve böyle algılanıyor. İşte bunun önemi üzerinden biz yola çıkarak bir de tabii ki
Troya sadece Troya'dan ibaret değil biliyorsunuz. Evet. Troas dediğimiz çok daha geniş bir interland var. Asos'u var, Parion'u var, Neandrias'ı var. Bir medeniyet beşiğinden bahsediyoruz aslında. Ve bu medeniyet beşiğinin aslında dünya kültürü üzerindeki etkisinden de biz orada bir şekilde esinlendik. Ve son olarak dedik ki bir de yani biz hani bu çıkış noktaları açıkçası. Biz bunları hep bu kadar söylüyoruz ama Troya'nın bir Anadolu'nun kadim değeri olduğunu maalesef biz dahil, bakın hani yurt dışındaki zaten muhataplarımız onlar az biliyor ama biz de az biliyoruz. Yani bunu da aslında biz bir şekilde köpürtmemiz gerekiyor. Anadolu'nun öz ve öz evladı olduğunu Troya'nın herkese anlatmamız gerekiyor diye bir varsayımla ortaya çıktık. Ve işte aslında Troya yılının, Troya üzerindeki kurgunun ana unsurları buydu. Ve biz dedik ki bütün bunlarla birlikte uluslararası bir kültür turizm hamlesi yapmamız gerekiyor. Neden? Çünkü 2001 dedik ki işte hani dünyadaki paradigma değişiyor. Yani turizmin yönetim algısı değişiyor. İnsanlar böyle statik şeylere gitmiyor artık. Bunlar için bir hikaye ihtiyacı var. İki, zor bir dönem geçiriliyorduk. Birçok yurt dışı fuara birlikte de katıldık. Orada da görüyoruz. Türkiye hakkında bir sürü haksız propaganda. İşte tabii bak, de bunlarla... Tabii ki 2016 çok zor bir yıldı. Yani bir sürü basın örgütünün orada yanlı, taraflı, ülkemiz aleyhinde gerçek dışı onlarca kötü propagandasına karşı biz orada bir tanıtım yapmaya çalışıyorduk. Ve şunu fark ettik. Yani şimdi düşünün ki size obsesif bir şekilde kötü olduğunuzu söyleyen bir gruba siz iyi diyerek karşılık veremezsiniz. Yani onun daha doğrusu o kötüsünün tezini siz iyi diyerek kırmanız çok zor. Tam tersi oradaki esas bağlı olduğu halkı etkileyecek ortak değerler üzerinden gidebiliriz dedik ki işte Troya bir evrensel değer olduğu için yani onun da kültürünün, onun da tarihinin bir parçası olduğu için biz aslında dedik ki Troya'dan bahsederek aslında yurt dışındaki insanın algısını buraya çevirip ondan sonra bunu da pozitif yönde etkileyebiliriz diye düşündük. İşte biz o çerçevede zaten böyle 5 tane temel hedef koyduk. O dosyanın içinde birebir var. Dedik ki 1. Yurt dışında Kültür ve Turizm Bakanlığımızın önderliğinde neredeyse o yıl 2018 yılındaki bütün fuarlarda Troya ana tema olsun istedik. Evet. Ondan sonra dedik ki çünkü neden? Troya çok önemli bir yüz. Bu yüzü kullanarak biz uluslararası bir iletişim kuracağız aslında. İnsanların algısını Türkiye'ye doğru çevireceğiz ve oradan aslında Türkiye'nin gücünü, güzelliklerini, mesajını veriyor olacağız. Yani aslında Troya atını biz mizansen bir şekilde orada biz oraya girmek için, o iletişim kurmak için sağlayacağız dedik. İkincisi dedik ki işte bunu yaparken tabii Dışişleri Bakanlığımız da bu işin içerisinde olmalı. Ve biz bunu anlatırken işte hatta birçok yurt dışı fuarına da Troya yılı olsun istiyoruz derken işte Mevlüt Bey'le de hem Çanakkale'de görüşmemiz oldu hem Almanya'da görüşmemiz oldu. Dedik ki Sayın Bakanım özellikle bunu yurt dışındaki temsilciliklerimiz üzerinden oradaki başkonsolosluklar, büyükelçilikler, Yunus Emre kültür birimlerimiz Troya temalı seminerler yapalım, sempozyumlar yapalım. İnsanların ilgisini, alakasını çekelim. Ondan sonra da Türkiye mesajını verelim. Bu ikinci hedefti. Birazdan hani sonuçlar noktasında evet olduğunu söyleyeceğim. Üçüncü noktası dedik ki yani Troya, Hinterland'ı çok geniş bir yer. Şimdi Troya bahsettiğimiz zaman Troya Milli Parkı'ndan bahsediyoruz aslında. Biz Troya Ören yerinden bahsetmiyoruz. Burası 12 kilometreye 12 kilometre, 144 kilometre karelik. 7 tane köyün içinde olduğu, işte Çıplak, Tevfikiye, Yeniköy, Kalafat, Halileli. Evet. Bir de ne vardı? Kumkale. Bir de Kumkale. 6 tane köyümüzün olduğu ve biz 14 tane turistik cazibe merkezi tespit ettik. Neydi bunlar? Tabilyon diye, şimdi Troya'nın Ören yerinin dışında 2 tane antik yerleşim var. Tabilyon ve Sigeon. Onun dışında tümülüsler var. Yani o dönemin işte anıt mezarları. Yani hani mezar olup olmadığı belli değil ama o kahramanın adına yapılan anıtsal yapılar. Bunlar Aşil'in tümülüsü var 2 tane. Bir de Ajax'ın tümülüsü var. Yine Büyük İskender'in Troya'ya adım attığı, işte orada işte mitolojiye göre dans ettiği vesaire alan var. Bunun dışında da yine çok önemli, bakın o 144 kilometrelik alanın içerisinde var. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili, nasıl tarihi Gelibolu Yarımadası'nda olduğu gibi, savaş bu tarafta da oldu. Tabyalar. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili çok önemli bizim kültürel değerlerimiz var. Ne var? Kumkale Şehitliği var, Orhan Eli Tabyası var. Bunun dışında da Osmanlı bir mezarlığımız var. Orada şehitlik de var ve siper olmuş o dönemlerde. Ve yine Osmanlı döneminde çok önemli bir devlet adamına, bu Cezayirli Hasan Paşa
ya da işte bir av köşkü olarak hizmet etmiş bir tarihi bir köşk de var orada. Bütün bu değerlerin olduğu aslında büyük bir zengin, kültürel bir miras değeri orası. Ve orada nasıl tarihi Gelibolu Yarımadası'nda olduğu gibi orayı da aynı şekilde bir milli park havasına çevirelim istedik. Ve bununla ilgili Milli Park Müdürlüğü, yani tabii Sayın Valimizin burada gerçekten hani katkı sağlayanları zaten söyleyeceğim. Onun da çok önemli bir liderliği oldu bu süreçte. Oradaki bütün unsurları içeren böyle bir milli park olsun. Bununla ilgili bir hedefimiz vardı dosyada. Evet. Sonuçlarda paylaşacağım. Bunların %90 oranında orada inanılmaz bir alt ve üst yapı yatırımı yapıldı. Troya Müzesi çok önemliydi ve biz dedik ki 2018 Troya yılında Troya Müzesi alelade bir şekilde açılamaz. Troya Müzesi bir şey değil yani. Hani böyle bir galeri değil ya da ne bileyim sıradan bir müze değil. Bu dünyada bir gündemle açılması gerekiyor. İşte bu sebeple ötürü aslında Troya yılının hizmet ettiği sebeplerden bir tanesi de Troya Müzesi'nin aslında açılışıdır. Bütün dünyada bir Troya ilgisi ve alakası oluştu ve bu alaka çerçevesinde de aslında müze açıldı. Evet, müzenin resmi açılışı önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek ama burada bu çok önemli bir husustu, o dosyanın içerisinde yer alan. Ve yine o dosyanın içerisinde yer alan işte Troya'nın bir Anadolu'nun kadim değeri olduğunu kendi insanımıza anlatmak için bir projeksiyon öne sürülmüştü. Bu da bu anlamda da çok büyük bir mesafe kat edildi ve dosya bu şekilde sunuldu. Ve hani Ahmet de anlatacaktır. Ben sadece buradaki yani başlangıç süreciyle olan hızlı kısmı söyleyeyim. Daha sonra bu dosya işte Sayın Milletvekilimiz Bülent Turan kendisine anlatıldı. Sayın Valimiz tabii o zamanlar bir vali değişikliğimiz oldu. Orhan Valimiz geldi. Evet, evet. Kendisine konu arz edildi. Orhan Valimiz konuya çok sıcak yaklaştı. Yine Bülent Bey de bu konuyu gerçekten çok pozitif bir yönde ele aldı. Ama biz bu sürede yine müthiş bir kamuoyu çalışmasına başladık. Tabii biz ticaret sanayi odasında da aynı şekilde meclis üyeliğimiz devam ediyordu. Konuyu ticaret sanayi odasının gündemine taşıdık. Orada da yine dönemimizin başkanı Bülent Bey, Bülent soy ismi aklıma gelmedi. Bülent Engin. Bülent Engin, evet. Bülent Engin vardı. Yine şu anki başkanımız Selçuk Bey konuya sahip çıktılar. Ve 2017'nin Ocak ayında Selçuk, şu anki ticaret sanayi odamızın da başkanı Selçuk Bey'in başkanlığında 13-14 tane kurum. Bunların içerisinde turizmle ilgili bütün sivil toplum kuruluşları, üniversitemiz, turizm müdürlüğümüzün de olduğu bir ticaret sanayi odası çatısında bir toplantı gerçekleştirildi. Ve bu aslında projenin de ev sahipliğini başlangıcında ticaret sanayi odası, Çanakkale Ticaret Sanayi Odamızın bir projesi olarak da orada görücüye çıktı. Buradaki 13-14 tane kurum bir deklarasyon imzaladılar. Biz Troya yılını destekliyoruz diye. Ve ama o anda ilan edilmemiş değil mi? İşte o lobi dönemdeyiz. Yani, evet, tamam. Projenin diyoruz ki biz artık bunu sahibi, istiyoruz. O dönem evet. Projemizin sahibi Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu 13-14 tane kurumu bir araya getirdi ve onun önderliğinde imzalar atıldı. Üniversite rektörümüzden tutun da işte bütün Ahçılar Derneği'ne kadar bütün turizmle ilgili paydaşlar oradaydı. Dediler ki böyle bir sürece biz katkı sağlarız. Sonra yine Ticaret Sanayi Odamızın önderliğinde bütün Çanakkale'deki sivil toplum kuruluşları çağrıldı. Belki yani 70-80-100 tane bütün onların temsilcileri. Troya yılı anlatıldı. İşte o bahsettiğimiz o dosya teker teker işte hedefler, amaçlar bunlar anlatıldı ve şu dendi. Bu yılla ilgili zaten biraz önce dedim ya hani buna bir tam biz yılı ilan edeceğiz de sonra ne olacak? Sürdürülebilir etkinliklere ihtiyacımız var. Evet, zaten evet, burada evet. Da kültür, sanat, spor, eğitim ve bilim 5 tane başlık dedik. Bu alanda bütün sivil toplum kuruluşlarına lütfen dedik bakın Türkiye'de ve yurt dışında birçok proje fonları var. Başta Avrupa Birliği fonları olmak üzere kalkınma ajansı fonları vesaire vesaire. Bunlarla ilgili projelere başvurun. Yani ve bununla ilgili projelerinizi yapıp buralardan destek almaya çalışın. Çünkü bu işin bir bütçesi yok. Yani hani daha o anlamda da evet, evet. Resmi de bir şey yoktu. Bütün sivil toplum kuruluşları ticaret odasının çatısı altında toplanıldı, anlatıldı. İşte proje başvurularınızla ilgili bir takım örnekler verildi. Gelecek Turizm de vardı mesela Anadolu Efes UNDP'nin yaptığı. İşte Kalkınma Ajansı vardı. Onların adresleri evet. Verildi. Sonra gazeteciler çağrıldı. Gazetecilere ya yerel gazetecilerimize Troya yılı anlatıldı ve bir kampanyaya dönüştü iş. Bütün Çanakkale'de gazetelerin üst küpürlerinde evet, Troya yılı olsun istiyoruz da iş dönüştü. Döndü. İşte bu
Sonra belediye başkanıyla o dönem belediye başkanımızla görüşüldü. İşte dedik ki oradaki Çanakkale il genelindeki billboardlara işte bir afiş yapalım. O dönem çünkü kim gelecekti Ahmet? Numan Bey gelecekti. Numan Bey gelecekti. Numan 18 Mart törenleri vardı. Evet 18 Mart törenlerine Numan Bey gelecekti. Hani yok Numan Bey miydi? O zaman başka bir bakandı. O zaman Numan Bey yoktu bakan olarak. Nabi Avcı Bey. O da yoktu. Şey vardı. Biraz fazla değişti. O dönemde bakanlar fazla da değişti. Numan Kurtulmuş Bey hatırlıyorum. Mevlüt Bey vardı belki de. Mevlüt Bey olabilir mi? Numan Kurtulmuş Bey diye hatırlıyorum. Öyle miydi? Bütün şehirdeki bütün billboardlarda tura yılı olsun istiyoruz diye yazıyordu. Sonra biz Ahmet'le işte birlikte o işte şeye başladı. Maraton başladı işte. İşte Bülent Bey'e gidiyoruz Ankara'ya. Olayın ne kadar Bülent Bey de ve Orhan Valimiz de bu konuyu acayip derecede zaten pozitif buldu. Sahiplendiler. Yani ama tabii şimdi olay şeyde bitmiyor. Yani tamam biz burada Çanakkale'de bir kamuoyu oluşuyor ama ne kadar yapabilirsiniz? Çanakkale ne yapabilir evet. Yani? İşte Kültür başladık biz Ahmet Bey'le, işte Ahmet'le birlikte şey Bülent Bey'e gidiyoruz. Oradan işte hatta bir gün bir anımız var. Tam tabii yurt dışı fuarlarına da katılıyoruz. Bulgaristan fuarı var. Tam böyle Bulgaristan'a gelmek üzereyiz. Bülent Bey aradı dedi işte turizm müşaviri müsteşarı sizinle görüşmek istiyor. Hani evet. Bu konuyla ilgili biz randevu istemiştik. Evet. Saat verdi. Tam Bulgaristan fuarı. Şeydi ki ök. Ya şimdi hani Bulgaristan'dayız desek ayıp olacak zaten. Yani bunun için koşturuyoruz bir taraftan işi olsun diye. Dedik ki Ahmet'le hemen uçaklara bakıyoruz. Ertesi şey nasıl gideriz? Dönebiliriz. Uçak da yok yetişemeyeceğiz. Dedik hadi fuar da var, bir sürü eşya, bir sürü plan var orada, stand evet. Var, bilmem ne. Tabii canım. Dedik hadi otele gidelim. Gittik otelde, saat işte yattık biraz. Bir saat gece 1'de biz bir yola çıktık Ahmet'le. evet. Sofya'dan Ankara'ya. Saat... Araçla. Arabayla. Saat 3'te, 2.30-3 gibi Ankara'ya vardık. Oradaki şeyle müsteşar beyle görüştük, toplantımızı yaptık. Sonra Bülent Bey'le görüştük. Saat işte 6-7 gibi tekrar biz... Sofya'ya. Tekrar geri döndünüz. Tabii. Fuar var. Hazırlık yaptınız bir sürü. Bizleri orada vallahi yani. Çok emek sarf etmişsiniz evet. Yani. Yani onunla görüşmeler oldu. İşin tabii en böyle kırılma noktası. İki tane bu işte aslında böyle çok kritik kırılma noktası vardır. Yani her zaman her ortamda da söylüyoruz. Bir Çanakkale Valimiz Sayın Orhan Tavlı bu işin gerçekleşmesindeki yereldeki bütün aktörleri harekete geçiren, mobilize eden, onları bu işe motive eden bir liderlik sergiledi ve bu işin bu başarıya ulaşmasındaki en önemli mimarlarından bir tanesidir. Bir tarafta da Bülent Bey gerçekten bu konuya inandı. Başta işte birçok seyahatimiz oldu Ankara'ya. Sayın Başbakanımızın taşı da olayı o zaman Binali Yıldırım'dı. Kendisi bir AK Parti'nin grup toplantısında 2018'i tura yılı ilan edeceğiz diye söyledi. 2017 idi bu tarihte. Zaten onu söyledikten sonra Berlin Fuarı'na gittik ITV'de. Evet. Nabi Avcı da bütün uluslararası basın mensuplarının önünde 2018 yılının tura yılı ilan ediyoruz dedi. 2017'den bu olay oldu. Daha sonra da işte Sayın Cumhurbaşkanı da bu 2017'nin sonuydu herhalde. 2017'nin evet. Sonunda bir Türkiye'nin 3. Turizm Kültür Şurası'nda da tura yılı, turayı çok ihmal ettik dedi. Hı. Bugüne kadar. Evet. Ve artık 2018 tura yılı ilan ediyoruz ve bu çerçevede de bu bölgeye çok ciddi katkılar sağlayacağız gibi bir ifadesi oldu. Orada da film zaten koptu. Ondan sonra ne oldu? O zaman şeyler tabii daha hızlı ilerledi değil mi? Evet. Yani arkada ciddi bir destek var. O kırılmaydı yani. Evet. Bülent Bey orada Ankara'daki bütün bürokrasinin kilitlerini çözdü. Çözdü. Yani. Orhan Valimiz de buradaki bütün kilitleri çözdü ve sistem böyle birleşti. Sistem daha kolay akar hale geldi. Evet. Ogun Bey öncelikle ben bu size... Arada siz o açıklamaları duyduğunuz zaman sizde de çok ciddi bir mutluluk olmuştur. Yani nihayet de bu işler için çok ciddi derecede efor sarf ettiniz, zamanınızı harcadınız. Hatta belki paranızı harcadınız bu işe bir sürü işler yaptınız. Büyük bir mutluluk yani sizin yaptığınız bir şeyin hayat buluyor olması, projenin şey hayat buluyor olması yani ne olmaz? Bir şey söyleyeceğim esas o Berlin'de fuarda şimdi biz başka bir arkadaşımız da var. Nabi Bey açıklayacak diyorlar. Biz de hani telefonla bekliyoruz böyle. Yani bir sürü uluslararası Reuters var, Associated Press var. Hepsi çünkü Türkiye'nin turizm vizyonunu anlatıyorlar. Evet. Berlin fuarı çok önemli. Evet. Telefonlar böyle bekliyoruz şey ne zaman açıklayacak diye. Açıklamadı. Dedim Salih Bey vardı hatta o zaman başka işte şey bu otelin müdürü. Moralimiz bozuldu falan böyle arkaya döndük.
Sonra dedi arkadaşlar bir şey daha açıklıyoruz dedi. Bizim de telefonları falan çıkardı şey yapmışız cebimize koymuşuz. Sonra dedi işte 2018 trail ilan ediyoruz. Biz de hemen böyle bir heyecanlar. Sanki böyle şey şampiyon olduk yani. Evet, tabii canım çok büyük bir mutluluk evet, yani. Evet. Ogun Bey öncelikle herkese iyi akşamlar. Ben şahsınıza Ton TV'ye bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz de size bu projeyi hayata geçirdiğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun, eksik olmayın. Arman çok güzel özetledi baştan sona ama ben biraz da kendi açımdan birkaç... Arman Bey'in ettirim. Hala da şeyin heyecanı var orada. Anlatırken bile evet, yaşıyor o günleri. Arman'ın enerjisi bitmez. Evet. Biz çocukluğumuzdan beri turizmin içindeyiz. Çanakkale'de Saat Kulesi'nin çevresinde turistlere broşür satmaktan Arman seyahatte ben, Arman konaklamada ben seyahatteyim turizmin içinde. Yıllarca Çanakkale'yi nasıl tanıtabiliriz, nasıl hizmet verebiliriz diye çocukluğumuzdan beri emek veriyoruz. Ben 10 yıl kadar rehberlik yaptım. Turist rehberliği yaptığım dönemde yaşadıklarım açıkçası benim bu projedeki beni en çok bileyen kısım oldu. Ve ben doğru zamanda, doğru yerde, doğru işi yaptığımızı düşünüyorum ve hep böyle inandım. Turist rehberliği yaparken Çanakkale Kepez Limanı'na Çanakkale'ye gelebilecek olan en kaliteli müşteriler gelirdi gemilerle, kruz gemileriyle. Amerikalılar, Avrupalılar, evet. Çanakkale'ye de en çok parayı bırakacak ve en çok bu konuyla ilgili olan insanlar. Biz zamanla yarışırcasına Kepez Limanı'ndan profesyonel rehber arkadaşlarımızla birlikte bu en kaliteli müşterileri otobüslerle alır, 15-20 dakika seyahat eder, Truva Antik Kenti'ne varır, 1 saat tur yapar, bölgeden çıkar, geri dönerdik. Düşünün İlyada'nın, Homeros'un yazdığı İlyada ve Odysseus destanlarına konu olmuş, Brad Pitt'in filmine konu olmuş, biraz önce Armağan'ın bahsettiği gibi inanılmaz bir isim değeri olan Troya'dan bahsediyoruz. Ve biz 15 dakika kadar seyahatten sonra Truva Antik Kenti'ne varırdık. Otobüsle birlikte gelen, tozla önce gelen yabancı müşterilerimiz, en kaliteli müşterilerimiz tanışır. Oradan Troya Antik Kenti'ne girer, bir saat kadar anlatır ama elimizden geldiği kadar her saniyesini değerlendirerek heyecanla anlatır ve daha sonra insanların o yüzündeki Truva turu bittikten sonraki ya işte yıllardır okuduğumuz destan, yıllardır merak ettiğimiz Truva Antik Kenti burasıymışmış diye o yüzündeki negatif ifadeyle bölgeden ayrılırdık. Bu bende açıkçası benim hani tarafımda evet, şahsım adına bunu hep boynumuz bükük yaşamışızdır ve hep hani keşke Truva'da yaşananlar, olanlar çok büyük bir müzede sergilense, bir cazibe merkezi olsa, işte bugün Tevfike Köyü'nde olan bir arkeo köy olsa, daha fazla objeyle bir pazarcının tezgahı gibi düşünün, daha fazla objeyle keşke anlatabilsek. Çünkü siz Homeros'un İlyada'yı yazdığı tarih belli, savaşlardan 600 yıl kadar sonra yazıyor ve kör bir şair ve kulaktan duyduğunu aslında birebir anlatmaya çalışıyor. Aslında kendisi de şahit olmamış. Ve siz bu efsaneyi gelen en kaliteli müşteriden, yabancı müşteriden tutun da normal Türkiye'de yaşayan halka kadar anlatmak ve zihninde canlandırmak zorundasınız. Bizim bunu zihninde canlandırabilmemiz için en önemli olan yegane unsur tabii ki müzedir. 2018 Truva yılının en önemli çıktısı bence Truva Antik Kenti'ndeki müzedir. Evet. Bugün, dün biliyorum Yeni Zelanda Büyükelçisi ziyaret etti müzeyi ve gerçekten çok güzel bir müze olduğunu söyledi. Dolayısıyla biz bir saat tur yapardık Truva Antik Kenti'nde ve bölgeye gelen turistler bir saat sonra Efes, Asos, İzmir istikametine devam ederlerdi. Şimdi düşünsenize 1,5 saat kadar Truva Antik Kenti'ni ziyaret ediyorlar. Antik Kent'ten çıktıktan sonra 1 saat kadar veya 2 saat kadar Truva Müzesi'ni geziyorlar. Truva Müzesi'nden Arkeo köye geçiyorlar. 1 saat, 2 saat kadar da orada zaman geçiriyorlar. Ve eskiden 1 saatle sınırlı olan ziyaret artık 6 saate tekabül ediyor. Ve bu ne demek? Bir kere öncelikle Türkiye'de çok güzel örnekleri var. Cumalı Kızık, Şirince Köyü gibi. Bölgede yaşayan halkın, bölgede yaşayan köylümüzün orada yapılan turizme sahip çıkması ve evet, onların da bu nemadan faydalanması ve dolayısıyla turizmin paydaşlarının sayısı arttırılması. Buradaki esas önemli hedeflerimizden bir tanesi buydu. Opet'in burada çok kıymetli çalışmaları oldu Nurten Hanımların ve köyü arkeo köy haline getirdiler. Ve dolayısıyla artık 6-7 saat vakit harcanacağı için insanlar Çanakkale şehrine geri dönmek zorunda kalıyorlar ve konaklamak zorunda kalıyorlar. Yerli yabancı turistler. Evet. Büfecimiz, bizim de istediğimiz bir şey bu. Bir türlü yatak doluluk şeyi kapasitesini... Aynen.
Tabii yatak doluluk kapasitesi karşılandıkça bu ne oluyor? Büfecimiz su satıyor. Ayakkabı boyacımız ayakkabıları boyuyor. Kafeteryacımız kahve satıyor. Çanakkale şehrinde yabancıların bulunması, gezmesi bizden sonra gelen nesillerin vizyonunu geliştiriyor. Biz çocukluğumuzda Anzaklarla büyüdük. 25 Nisan Anzak günü törenlerindeki gelen insanlara bölgemizi anlatarak büyüdük. Dolayısıyla bunun kıymetini çok iyi biliyoruz. Ve biz bugün bu projeleri yapmaya eğer Armağan'da... Hep derdik değil mi? Yani keşke gelen turistleri bir gece burada yatırabilsek derdik. Evet. Hep böyle yıllardan beri hep bunu söylerdik. Yani eğer burada bir vizyon ortaya koymayı başarabildiysek, çocukluğumuzdan beri gelen ve büyüklerimizden öğrendiğimiz Anzak gününde binlerce Avustralyalı'nın, Yeni Zelandalı'nın Çanakkale şehrine gelip Çanakkale şehrini bu insanlarla kaynaşıp vizyonun artmasından ve bu vizyonu ortaya koyabilmesinden bence kaynaklanmakta. Tabii Armağan'la birlikte bu yola ilk çıktığımızda bizim en önemli hedeflerimiz olmasını istediğimiz altyapı, tanıtım ve bu konuyla ilgili lobi oluşturmaktı. Armağan bunları çok güzel özetledi. Yanlış bir algı var. Ben bu vesileyle Çanakkale'de yaşayanlara da bunu arz etmek isterim, anlatmak isterim. Çanakkale Savaşları'nın 2015 100. yılındaki yaşananlarla ya da oradaki törenlerle, anma törenleriyle 2018 Troya yılı projesi tamamen farklı iki unsurdur. Çünkü biliyorsunuz 2015 Çanakkale Savaşları'nın 100. yılıdır ve anma programlarıyla dolmuş olan Anzak gününden tutun da işte 18 Mart'a kadar Çanakkale'de bir 100 yıl önce yaşanan aziz şehitlerimizin kahramanlık destanları yazdığı Gelibolu Savaşları'nı Mustafa Kemal'in önderliğinde yapılan o büyük kahramanlık destanını tekrar hatırlamak, yad etmektir. Ve bundan sonra gelecek olan nesillere de doğru ve sağlıklı bir şekilde anlatabilmek, aktarabilmek için bir köprü pozisyonu veya vazifesini gören bir süreçtir, bir tarihtir. Evet. Fakat 2018 Troya yılı ise yine Ticaret ve Sanayi Odası'nın, Sayın Vekilimizin, Sayın Valimizin destekleriyle açılan Midilli hattındaki yeni feribot seferleriyle başlayacak olan Midilli'den yabancı turistlerin Çanakkale'ye getirilmesinden tutun da işte önümüzdeki tarihlerde bitirilecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü'yle ciddi bir turizm kavşağı haline gelecek olan Çanakkale şehrini bundan sonraki süreci hazırlayabilmektir. Çünkü bizim altyapımızda bu konuyla ilgili ciddi eksiklerimiz vardı. Güzelyalı'dan tutun işte Arman biraz önce bahsettiği o karanlık liman yolunun o hattın tamamlanması, müzenin tamamlanması, Tevfikköy köyünün, Çıplak köyünün altyapısının bitirilmesi, Cumalı Kızık gibi, Şirince köyü gibi turistlerin de ziyaret edebileceği bir köy haline gelmesi ve dolayısıyla altyapısını tamamlamış, tamamen bir tripod gibi düşünün, köprü, Çanakkale şehri, Troya 2018 yılı ve Troya 2018'in bir buji görevi görerek Troas kültür projeleri gibi, Troas kültür projelerinin başlaması gibi ya da işte bu yolların açılması ile ilgili bütün çalışmaları destekleyecek 2018 Troya yılının başlaması, Asos şehrinden Midilli'ye ulaşılması ve Çanakkale gibi Türkiye'de kaç şehir var ki Avrupa'ya direkt kapısı var? Çanakkale şehrinin Avrupa'ya direkt açılan bir kapısı var. Evet, biz biliyoruz ki Avrupa'daki birçok müşteri Amerika'da Midilli Adası'na geliyor ve 6 gece 7 gün konaklıyor. İşte biz bu hatla birlikte bir tripod oluşturup Çanakkale şehrinin, Truva bölgesinin gelecek zamanlara tanıtılmasıyla ilgili bir proje hazırlamak istedik. Ve aslında Truva 2018 projesi bir domino taşlar serisi düşünün. Biz ilk taşa dokunmuş olduk. Bütün Türkiye, devletimiz, Çanakkale şehri, Çanakkale halkı sahiplendi bu projeyi. Ve biz taşa dokunduk. Hep birlikte bundan sonra sonuçlarını göreceğiz. Truva Kültür Projesi gibi birçok projeye öncülük edecek. O işte Aziz Paul'un St. Paul dediğimiz o haç icra edilen o yolun açılmasına belki vesile olacak. Asos kenti, İl Kültür Müdürümüz Kemal Dokuz Bey her gün söylüyor UNESCO Dünya Kültür Mirası'na geçici listeye alındığına Asos'un. Asos da bu vesileyle bu projeden dolayı bizzat ve bir şekilde kalkınmış olacak. Dolayısıyla biz Gelibolu Yarımadası zaten bütün eksiklerini tamamlanmış. İsmail Beylerin alan başkanının çalışmalarıyla ciddi bir mesafeye ulaşmış olan Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park, Troya Milli Parkı ve Asos'la birlikte artık dünya turizm arenasında hazır bir nokta olarak dünya turizm pazarına sunulmaya hazır çok ciddi bir merkez olarak karşımıza çıkacak. Bizim bundan sonra tabii yapmamız gereken açıkçası bizim Arman hani birlikte başlamıştık bu yola. Sayın Valimizin çok kıymetli destekleri oldu.
İlk zamanlar en önemli sorun açıkçası para nereden bulunacak ve bu fon nereden sağlanacaktı? Sayın Valimizin orada çok keskin, kıvrak zekasıyla şöyle bir tarz, şöyle bir yöntem izledi. Bir icra kurulu heyeti kurdu ve bu armağanla benim de olduğumuzun, diğer arkadaşlarımızın da, turizmci arkadaşlarımızın da olduğu bir kalabalık bir grup. Ve bu grupla sürekli istişareler yapıldı. Daha fazla ne yapılması gerektiğiyle ilgili. Bu projeye birlikte başlamış olabiliriz ama yürütülmesi konusunda ciddi bir takımla bu iş devam etti. Sayın Valimizin şöyle bir taktiği oldu. Gelen projeleri bir havuza koyalım. Çanakkale markalarını bir havuza koyalım. İştaş gibi, Opet gibi, Esmiş, Kale gibi. Ve biz bunları eşleştirelim. Evet. Ve projeler bu şekilde ortaya çıksın. Biz devletimizden herhangi bir fon beklemeyelim. Önce biz kendimiz yapabildiklerimizin tamamını yapalım. Sonra zaten arkası gelecektir diye bir burada öncülük etti. Bir liderlik etti. Ve bu altyapının böyle kuvvetli olması üst tarafı da tabii ki harekete geçirdi. Ve en güzel örneği Sayın Hocamızın, Rüstem Aslan'ın da çok kıymetli destekleri oldu. İnanılmaz emekleri oldu. Bütün dünyada katıldığı konferanslarda, üniversitelere ziyaretlerinde bu konuyu anlattı. Onun bir hatırası var bize anlattığı. Ben onu hep anlatırım. Puşkin Müzesi, şu an hazinenin çoğunluğu Rusya'da Puşkin Müzesi'nde sergilenmekte biliyorsunuz. Müzenin müdürü Truvantik kentinin... Hazine önce Almanya'ya kaçırıldı. İkinci Dünya Savaşı'nda Berlin'e Rusların girmesiyle beraber... Tabii. Rusya aldı onu götürdü. Tabii, bilmeyenler için tekrar bir hatırlatmış. Almanya'ya kaçırıldı. Bir hayvanat bahçesine saklandı. Evet. Daha sonra Rusya'ya askerler girince hayvanat bahçesine bulundu ve Rusya'ya götürüldü. Rusya'daki Puşkin Müzesi'nin müdürü tabii Rüstem Hoca anlattıktan sonra hani esprili bir şekilde hazineler bize geri gelecek mi? İşte bakın ana vatanı, ana karası burası der. Müzenin müdürü de şöyle bir soru sorar esprili. Sizin müzeniz var mı ki der. Hı-hı. Bu bizim turizmcilerin akademik boyutunda Rüstem Hoca'nın çok kıymetli emekleri var ve onun baktığı perspektif tamamen farklı. Ama ikisi elmanın bir iki yarısı gibi düşünün. Müzenin ne kadar ihtiyaç olduğu bu olayda da aslında ortaya çıktı. Ve dolayısıyla bütün projeler bir şekilde markalarla birlikte fonlanmış oldu. Dolayısıyla ulusal markalar da bu projenin hayata geçmesinde ciddi bir dinamo görevi gördü. Kale bunu her yerde dile getirdi. Opet bunu her yerde dile getirdi. Yine Sayın Valimizin Armağan'la birlikte, Troyecay heyetiyle birlikte ziyaret ettiğimiz Türk Hava Yolları Genel Müdürü iki tane uçağın giydirilmesi ve tüm dünyada ciddi bir reklamın yapılmasıyla ilgili çok kıymetli emeklerde bulundu. Dolayısıyla aslında bugün Ticaret Odası'nda meclis üyesi olarak mikrofonu elimize aldığımızda hem meclise teşekkür ettik olaya kıymetli desteklerinden dolayı Armağan'la birlikte. Hem de şöyle bir cümle kurduk. Belki de Çanakkale tarihinde bütün sivil toplum kuruluşlarının, odanın, borsanın bir araya gelip de Armağan'ın biraz önce bahsettiği 20'ye yakın STK'nın bir deklarasyon imzalayarak bu yıl bizim yılımız olsun. Çanakkale'deki altyapıyı ve tanıtımı bitirelim ve bu şehri bütün dünyaya turizmini bir kez daha açalım diye bir deklarasyonda bulunduk. Dolayısıyla bizim gelecek nesle geçmişte bugün birlikte neler yapabileceğimizle ilgili çok kıymetli bir tecrübeyi aktarmış olduk ve ispatlamış olduk. Evet. Tabii bu arada müzenin... Bu ilklerden bir tanesi zannedersem bu konuda. Çünkü hep Çanakkale'de söylenen bir türlü bir araya gelip de bir projeyi hani hayata geçiremiyoruz gibi böyle kendi kendimize yaptığımız bir öz eleştiri de vardı Çanakkale'liler olarak. Kesinlikle haklısın. Bu da aslında bunun kırıldığı bir proje oldu. Tabii. Müzenin tabii inşaatı bundan birkaç sene evvel, 5'li 10'lu yıllar evvel başlamıştı. Evet. Önceki milletvekillerimiz, hükümetimiz bu konuda çok ciddi çalışmalarda bulunmuştu. Ama 2018 yılı bunun bitirilmesine ve açılmasına vesile olmuştur. Bunu unutmamak gerekir. Evet, onunla ilgili bakın çok güzel mesela o dönemki verilen bilgi şuydu. Müzenin normal şartlarda bitirilmesi için gerekli olan bütçe yani 20 milyon TL civarında bir kalan bir bütçeye ihtiyacı vardı ve her yıl ortalama 3-3,5 milyon TL civarında bir bütçe ödenekle geliyordu ve tabii bu sıralama dahilinde işte yani 2017'de böyleyse yani iyi ihtimalle bu çok hani her şey biraz daha böyle hızlansa da 4-5 seneden önce bitirilmesi kesinlikle imkanı olmayan bir durumdaydı. İşte 2018 yılı öyle bir sinerji üretti ki yıl ilan edildi. Müze siz bir yıl söz konusu olabilir mi? Bütün bürokrasi, bütün bakanlık. Evet. Yani bu anlamda başta tabii Sayın Bülent Turan gerçekten bu konuda inanılmaz bir orada lobi çalışması yaptı ve birçok kaynağın bu müzenin tamamlanması yönünde sarf edilmesini sağladı ve Turay Müzesi'ne 2018 yılında
kavuştuk. Yani bu çok çok önemli bir konu. Evet. Bir de o gün Bey... 9 Ocak önemli. 9 Ocak'ta geçen sene ben de dedim şimdi, şimdi biraz önce aklıma. 9 Ocak geçen yıl işte Numan Bey'in Çanakkale'ye gelip 2018 yılının resmi olarak Troya yılı olduğunu ilan ettiği gündü. Ha, şeyde bir, evet. İçtaş tam yıldönüm çok iyi olmuş o zaman oturmuş şeyde şey, İçtaş Kongre Merkezi'nde evet hatırlıyorum onu ben. Birçok tarihini hatırlamıyorum ama ben de aklıma geldi galiba. Evet. Tarihinde. Evet. Ogun Bey burada Armağan'ın bahsettiklerine ilave olarak bizi aslında motivasyon olarak çok etkileyen ve yapmamız gereken konunun ehemmiyetin önemini fark etmemiz gereken Türkiye'de gelişen çok önemli bir olay daha vardı. O da Türkiye'deki terör olayları. Bizler Çanakkale'nin evlatları olarak her zaman kendimizde bu şehrin ekmeğini yemiş, suyunu içmiş, havasını teneffüs etmiş turizmciler olarak Armağan'la birlikte bu şehre vefa borcumuzu nasıl ve ne şekilde ödememiz gerektiği sorusunu hep sorduk. Dolayısıyla 2016 yılında ülkede yaşanan terör olayları, işte Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda bombaların patlaması vesaire bizi hep motive etti. Biz bir birey olarak, bu ülkede yaşayan insanlar olarak ne yapmalıyız, ne yapabiliriz ki bu ülkenin kalkınmasıyla bütün bu olumsuzluklardan kurtulmamız için neye vesile olabiliriz diye düşündük. Sayın Rektörümüzün çok güzel bir sözü vardı. Yine onu da hatırlatmak isterim. IŞİD'in doğuda Müslüman kimliği altında birçok antik kenti yakarken, yıkarken yine Müslüman olan Türklerin bütün dünya arenasına 2018 yılını Troya yılı ilan ettik ve bu değeri bir kez daha bütün dünyaya İlyada'yı, Odysseus'u, Homeros'u hatırlatacağız demesi Türklerin vizyonunun ne seviyede olduğu ve dünyaya nereden baktığı ile ilgili de çok müthiş bir örnektir. Her terör olayı bizleri motive etmiştir, daha fazla çalışmaya sevk etmiştir ve biz dünyada gelişmekte olan destinasyon turizmin artık yeni segmenti olan destinasyon turizmine de çok ciddi bir örnek vermiş olduk. Çünkü artık Türkiye'nin Kapadokya'sıyla, Nemrut'uyla, Kaz Dağları'yla, Karadeniz'le değil de destinasyon turizminin revaçta olduğu şu dönemde sadece destinasyon olarak turizmi tanıtırsak nerelere gelebileceğini de bütün Türkiye'deki turizmci meslektaşlarımıza ispatlamış olduk. Nitekim bunun bakın çok da kıymetli bir örneğini aslında Çanakkale'de yaşatmış olduk hep birlikte Çanakkale şehriyle, Çanakkale halkıyla. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi 2019 yılının Göbekli Tepe yılı ilan edilmesidir. Buradaki evet. En önemli örnek 2018 yılının Troya yılı ilan edilmesidir. Biz bütün Türkiye'ye burada çok ciddi bir örnek olmuşuzdur. Her birey kendi sektöründe, evet. Kendi işiyle ilgili elinden gelenin hiçbir şikayette bulunmadan işte terör, patlama, şu, bu, sayılar düştü vesaire elinden geleni yapmalı ve bu şekilde bir sonuca ulaşması gerekirle ilgili çok ciddi bir örnek teşkil ettik. Bizim Truva bölgesiyle ilgili yola çıkarkenden bugüne kadar aslında çok güzel bir örneğimiz var. Nasıl bir yer olması gerektiğiyle ilgili. O da hemen yanı başımızdaki Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı. Biliyorsunuz bölgeye gelen herkes kronolojiye göre geziyor Gelibolu Yarımadası'nı. Evet. Önce deniz savaşlarıyla ilgili Seyit Onbaşı, Kilikbeyli Kalesi, Settülbahir vesaire. Daha sonra kara savaşlarına geçtiğimizde Conk Bayırı, Atatürk'ün saatinin parçalandığı nokta, kara savaşların detaylarıyla anlatılan bölge ve dolayısıyla tam bir günü kapsayacak ve bir günün sonucunda Çanakkale şehrinde konaklamaya etki edecek bir günlük tur programı. Evet. İşte Truva Antik Kenti'nin de ulaşmak istediği Truva bölgesinde budur. Truva Antik Kenti 1, Truva Müzesi 2, öğleye kadar olacak bu. Öğlen köylerde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verdiği yine kurslarla konaklama, gastronomi, restoran, evet, gastronomi de önemli çok bence. Çalışmalarla evet. Köylümüzün yerel halkın açtığı tesislerle o bölgede yemek yenmesi ve öğleden sonra yine devletimizin Kumkale Ovası'nda yapacağı cazibe merkezleriyle işte Cezayir Hasanpaşa Köşkü'nün imarıyla evet. Yine Milli Park'ın Mevlüt Bey'in çok güzel çalışmaları vardı. Papaz Plajı'nda açacağı bir tesisle akşam 17'ye kadar sürecek olan günübirlik bölgedeki bir günlük tur ve en sonunda da aslında bence unutmamamız gereken ve çok önemli bir konu Çanakkale Savaşları sadece Gelibolu Yarımadası'nda değil Truva bölgesinde Kumkale'de de geçmiştir. Fransızların ciddi bir çıkartması var evet. Ve Türk askerinin çok ciddi bir kahramanlık destanı var. Osmanlı mezarlığı var ve Truva 2018 yılı aslında biraz önce verdiğim örneklere ilave
Kumkale bölgesindeki Çanakkale destanının yazıldığı topraklardaki aziz kahramanlarımızın, aziz şehitlerimizin hatırasının bir kez daha canlandırılacağı, oradaki anıtların, mezarlıkların daha iyi hale, daha iyi koşullara getirileceği ve bölgeye gelen yerli yabancıların da o bölgeyi ziyaret edip hem yerli halkımıza kendi tarihimizi hem de yabancı müşterilere bizim bu bölgede neler yaptığımızı anlatacak çok ciddi bir turizm destinasyonu olacaktır. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde Tura 2018 projesinin baştan sona her birimin Çanakkale'deki bütün kamu kurumlarının sahiplenmesi ve hükümetimizin de desteğiyle bu noktaya kadar gelmesidir. Altyapı tanıtım faaliyetidir ve bütün dünya turizmine hazır olmasıyla ilgili çok ciddi bir süreçtir ve örneklerin de olacağı çok önemli bir süreçtir. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Yaşayan ve gelişen bir projeydi aslında bu. Tabii, yani yaşayacak çünkü. Yani ileriki yıllar 2019, evet, 2020 yaşayan bir de dediğiniz gibi sürekli genişleyen turizm açısından, evet, böyle değil mi? Çok önemli bir projeydi. Yani Tura yılı aslında bakarsanız Ogün Bey bir başlangıçtı. Yani evet. Bu başlangıç birçok, nasıl biz turizm hep şöyle örnek veririz birçok noktada. Biz aynı böyle tarım çalışanları gibi önce tarlayı süreriz. Sonra işte ekeriz. Ektikten sonra işte tohumunu ve gübresini vesairesini veririz, büyütürüz. İşte biz şu anda Tura yılıydı aslında Çanakkale'nin belki önümüzdeki 50 yıllık bir turizm vizyonuna bir tarla ektik ve bundan sonraki süreçte işte bu vizyonun parçası olan çalışmaların meyvelerini hep birlikte biz ve bizden sonraki nesiller yaşayarak görecekler. Kesinlikle. Burada zaten ondan zaten yaşayan ve gelişen bir proje dedim ya. Yani Tura'ya sadece bir evet, bir modeldi. Çok ve Türkiye'de şu anda bir örnek model haline geldi. İşte 2019 yılının bakanlık nezdinde Göbekli Tepe yılı ilan edilmesinin tek ve tek sebebi 2018 Tura yılının bu yaratıcı fikri, evet, ve gerçekleştirmiş olduğu uluslararası etki ve bunun başarısıdır ki işte Sayın Bakanımız da o zaman Numan Bey'di. Şimdi Mehmet Bey yine aynı şekilde. Dünyada artık turizm destinasyon bazında yönetilmesi, yani o bölgenin kültürel ve turistik değerleri ön plana çıkartılarak bir tanıtım stratejisine dönüştü artık dünya ve Türkiye'de aynı şekilde bunu uyum sağlıyor. İşte Tura'da bunu çok önemli bir faaliyetini yerine getirmiş oldu bu çerçevede. Evet. Siz az önce gastronomiden de söz etmiştiniz ya, turizm ve gastronomi de işte yemekler de falan aslında turistin ilgisi çeken bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam Truva yılları Truva tatlısı gibi bir, doğru, çalışma, evet, vardı değil mi? Evet. O da aklıma geldi. Onu, evet, hemen söylemek istedim. Truva tatlısı. Hani bir tatlı çok ilginç. Evet. Şimdi Çanakkale nesi meşhur? Evet. Peynir helvası meşhur. Evet. Truva antik kentinin de böyle Truva tatlısının olması aslında böyle, evet, çok ilginç olmuş. Truva tatlısı ile ilgili olarak da seyahat kısmında biz seyahat ajantaları, TÜRSAK, evet, ajantalarımız ve yine konaklama kısmında Çato Çanakkale Turist Oteller Derneği, Armanların çok güzel çalışmaları var. Evet. Ve yine bu tatlının Çanakkale'deki restoranlardaki menüye girmesi, evet, ve bu yıla özgü olup gelecekte bu yıl yine hatırlatması konusunda çalışmalarımız var. Önümüzdeki şöyle günlerde olur, paylaşacağız. Ilgili, kazanımlardan bir tanesi de bu. Kesinlikle. O da şöyle ortaya çıktı. Evet. Yani Opet tabii buradaki yapılan çalışmalarda gerçekten çok önemli katkıları var. Evet. Opet'in de yine önemli yüzlerinden bir tanesi, Türkiye'nin önemli aşçılarından biri olan Özlem Mekik Hanım. Kendisi Troya ile ilgili bu heyecanı zaten daha önce bir şekilde şahit oldu. Ve kendisi o dönemin Troya mutfağını çalıştı. Ve bize bunu işte bununla ilgili bir sunum yaptı. O dönemde hatta Megan Fox tam Troya ile ilgili bir belgesel çekimi için Çanakkale'ye gelmişti. Onun ekibi de bu sunumun bir parçası oldu. Ve orada işte 3 tane öğeden oluşan bir bize menü sundu. Menüde işte bir ana yemek vardı, bir başlangıç vardı, bir de bir tatlı vardı. Sonra işte sunum bitti, nasıl buldunuz falan. Özlem Hanım'a dedim, ya Özlem Hanım hani her şey, diğerleri yani şey ayrışmış bir şey değil yani. Biri bir et yemeğiydi, bir tanesi işte bir mezeydi ama yani peynir tabağından oluşan. Ama tatlı farklıydı yani, tatlı normalde günümüzde her yerde görebileceğiniz bir türde bir şey değildi. Özlem Hanım'la şunu konuştuk yani, biz hem turistik otelciler olarak buradaki aşçılarımızı mobilize edelim. Bunu bir şekilde Çanakkale'nin bir kültürel değeri olarak armağan edelim. O da sonra Nurten Hanım, Opet'in işte yönetim kurulu üyesi, onunla da bu konuyu paylaştılar ve bununla ilgili bir çok ciddi bir çalışma oldu. Aşçılar Derneği, Çatot, evet, ve yine ilgili kurumlarla birlikte orada bir kısa bir etkinlik, bir eğitim çalışması gerçekleştirildi ve ilk Tura yılı tatlısı işte bundan 3 ay öncesinde orada gün yüzüne çıktı. Daha sonra tabii yerelde birçok kurum ve kuruluş, başta tabii Ahçılar Derneği,
Ve Ticaret Sanayi Odası, en sonunda Ticaret Sanayi Odası'nda da bu konuyu gündeme getirildi. Çünkü evet, böyle bir kültürel değer şu anda Çanakkale'nin kültür envanterine girmiş durumda. Bunun marka tescil sistemlerinde OPET tarafından gerçekleştirildi ve Çanakkale şehri adına bunu yapıldı. Ama tabii bunun yerelleşmesi, başta tabii ki buradaki turistik tesislerin ve yerel işletmelerin menülerine girmesi bir süreç. Yani bunu hemen böyle bir günde bununla ilgili sürece böyle bir kültürel değer var. Bunu evet kabul ettik, herkes yarın yiyor. Böyle bir şey oluşması ve oturuşması bir süreç. Yani bunun içselleşmesi süreci. O nasıl genişleme de bir süreç alacaksa o da bir süreç olacak. Bu içselleşme sürecinde şimdi Ticaret Sanayi Odası'nın olarak bu konuda da bir çalışma yürütüyoruz. Ve bunun yerelinde Ahçılar Derneği, ÇATOT ve diğer kurum ve kuruluşlarımızın da destekleriyle çok düzgün bir şekilde bu Çanakkale'de birçok kurumun menüsüne ilerleyen süreçte girecek. Yani kimsenin bu konuda bir endişesi olmasın. Evet. Nasıl peynir helvası Çanakkale'nin önemli bir kültürel lezzetidir. Aynı şekilde önümüzdeki belki 5 senenin, 10 senenin ilerisindeki süreçte bu da herkes tarafından belki biz 50 bir zaman sonra unutulacak kimin yaptığı. Ama işte Troya tatlısı da rahatlıkla alabileceğiniz bir değer olacak. O zaman şöyle bir şey yapalım. Biz dönem dönem böyle yine bu şeyle ilgili, yani Trova yılıyla ilgili yine böyle 2018'de bir program yapalım ama şimdi buradaki genişlemeleri nasıl takip edeceğiz? Bir şey olmaz. Yani unutulmadan böyle dediğimiz işlemlerin, hani şu an hayal ettik demeyelim de hani gelişebileceği yönleri siz aktardınız burada. Ama onda da bir takibe ihtiyacı var. Yani neredeydik, nereye geldik, ne gibi çalışmalar yapıldı, ne gibi üzerine kondu. Yani üzerine konularak devam edilmesi gereken bir proje. Bunları da bir şey yapmamız lazım değil mi? Yani bir takip etmemiz lazım. Şöyle bir şey var. Yani, şimdi Ahmet'in biraz önce bahsettiği icra kurulu kuruldu. O icra kurulundan sonra, şimdi icra kurulu buradaki aslında birçok paydaşın olduğu, basının da yer aldığı bir icra kurulu. Ama bir de buradaki işlemlerin takibiyle ilgili bir ofis, yani bir Troya Koordinasyon Ofisi gibi bir ofis yapısı da kuruldu. İşte bu sekreterya işlemleri, fuarlardır vesairedir, bunların takibiyle ilgili. Şimdi bu ofis şu anda misyonunu tamamlamak üzere. Yani temel olarak çünkü Troya'nın ana çerçevesindeki ilk faaliyetler tamamlandı. Peki hani biraz önce bir dosya hazırladık dedim ya aslında ne olduğu noktasında da böyle kısaca size bilgilendireyim. Bu ofisin de takip ettiği aslında bunlar troya2018.com'da zaten bu faaliyetlerin hepsi var. Evet. Aynı zamanda sosyal medya hesapları Troya2018'in Facebook ve Instagram hesaplarında da bunlar mevcut. Yurt dışındaki yansımaları. Neler oldu? İşte biraz önce Ahmet'in detaylı anlattığı alt üst yapı konusunda inanılmaz şeyler oldu. Hani şimdi aslında hep insanlar şunu soruyor. Troya'da ne oldu? Bir ticaret odası toplantımız vardı. Bir meslektaşımız dedi ki Troya'da ziyaretçi sayısı artacak mı diye bize sordu. Hani ya da onun cevabı dün oyuncunun için geldi galiba. Ya, inanılmaz bir bunlar, sayıya ulaşmış. Bunlar çok komik şeyler. Evet. Yani işte bunun faydası olacak mı? Ne işe yarayacak? Bunlar hayal diyen bir sürü çevreden süreçte konuşanlar oldu mutlaka. Ama ben size hani müsaadenizle çok somut ne olduğunu da böyle çok kısa kısa söyleyeyim. Vaktim sona erdi, bir hızlı olsa çok iyi olur. Tabii. Ben merakla dinliyorum. Evet, şimdi bir neler oldu? Biraz önce bahsettiğim yurt dışında 140 tane ülkede Troya Bakanlığımızın ana yüzü oldu. Troya temasıyla bütün standlar, bütün tanıtım çalışmaları hep Troya en öndeydi, Çanakkale en öndeydi. Çanakkale Cumhuriyet tarihi boyunca böyle bir tanıtım ev sahipliği yapmadı. Bakanlığın ana teması. Bugün Turizm Bakanlığı'na gidin, kapısında bile Troya yılı var hala. Troya atı var. Troya atı var, aynen. Çok güzel. Evet. Ki bahsetmiş olduğumuz bu bakanlığımızın, biz şunu istedik, dedik ki ayrı bir para değil bakın, var olan kaynağın Troya'ya üzerine aktarılmasından bahsettik. Bu çerçevede bakanlığın birçok yurt dışındaki basın ağırlamasının ana merkezi Çanakkale oldu. Bir sürü. Hindistan'dan tutun da Polonya'ya, Rusya'dan tutun da işte İngiltere'ye kadar farklı ülkelerden basın mensupları geldiler. Bölgeyi ziyaret ettiler, gezdiler ve geri döndüler ve birçok köşelerinde de Troya'yı anlattılar. Televizyonlarda gösterdiler. Birçoğu. Evet. Sonra Dışişleri Bakanlığı konusu. Sayın Bakanımız da işte Ahmet beraber orada Ticaret Sanayi Odası'na gelmişti Mehmet Çavuşoğlu. Ve o talimat bütün yurt dışındaki temsilciliklerimize gitti. İnanın en az belki 50-60 tane ülkede Troya temalı sempozyumlar yapıldı, konferanslar yapıldı, toplantılar yapıldı. Berlin'de Almanya'nın en önemli bu meydanlarından bir tanesinde Troya'nın işte atı sergilendi, devam ediyor bir o dönem. Kanada'da işte çok büyük bir tur operatörünün etkinliğine ev sahipliği yapıldı. Bir sürü etkinlik. Bakın yani 50-60 tane farklı ülkede. Hatta bize bir Avrupa ülkesinden bir tane katalog geldi. 2018 Troya yılı etkinlikleri diye. Biz gördüğümüzde şaşırdık. Bu kadar çok kültür sanat böyle bir yıl içerisinde yapmışlar. Bunu oradaki büyükelçilik gerçekleştirdi.
Bakın dünyanın en önemli iki tane turizm buluşması var. Birisi WTM Londra, bir tanesi ITB Berlin. Bunlar da şeydir yani böyle trend belirlerler. 5 sene, 10 senelik trendleri belirlerler. Berlin Fuarı'nın ana kapısında dev gibi bir Troy atı vardı. Bütün basın mensupları o dönemin bakanı Numan Bey'in Troy atının önünde Türkiye'yi dinledi. Londra'da aynı senaryo aynı şekilde gerçekleştirildi. Yani özetle söylemek gerekirse uluslararası tanıtım, uluslararası iletişim, etkileşim konusunda Çanakkale tarihinin en büyük imkanına sahip oldu bu yıl içerisinde. Özür dilerim, keseceğim orada. İlave yapmak istiyorum. Armağan'ın bahsettiği uluslararası basın mensuplarının Çanakkale'ye, Türkiye'ye gelmesi, tabii Çanakkale'ye geldiği zaman İstanbul'da ziyaret ediyor, geziyor veya İzmir'de geziyor. Bizim Türkiye ile ilgili olan algıdaki Türkiye'de terör var, Türkiye'ye gidilmez algısını değiştiren çok kıymetli bir örnek oldu. Evet. Ve bütün dünyaya da hem Çanakkale'nin hem Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğu mesajını göndermiş oldu. Ya Troya ile çünkü orada yola çıkılıyordu ki bu çok önemliydi. Bir de bunun dışında mesela bakanlığın belli Malezya'da oranın en büyük alışveriş merkezinin dev Troya atları kondu, onlarla ilgili tanıtımlar yapıldı. Yani onlarca dünyanın 7 kıtasına varıldı. Bu tanıtım kısmıydı. İşte hani bir önce de bahsettiğim hedefler, işte evet. Hedef %100 daha iyisi olamazdı diye. Evet. İkinci nokta alt ve üst yapıydı. 7 tane köyün tamamının alt ve üst yapısı değiştirildi ki işte birçoğu devam ediyor. Bu Çanakkale Valiliğimiz ve İl Özel İdaresi önderliğinde evet, yapıldı. Evet. 21 kilometre yol. Bunlardan bir tanesi Karanlık Liman, yani bu İnt Erenköy Kumkale arası. Bir tanesi Yeniköy Truva Tevfik arası. Bir tanesi Kalafat Yeniköy arası. Bu 3 tane yol ki şu anda birinci etabı olan Karanlık Liman yol dediğimiz bu Erenköy Kumkale arasındaki yol tamamlandı. Alternatif bir gezi rotası oluşturuldu. Ve bunu ilaveten işte biraz önce Ahmet'in ifade ettiği gibi Sayın Valimizin önderliğinde birçok sanayi kuruluşuna ziyaret edildi ve bunlardan bir tanesi de OPET'ti. OPET'in katkılarıyla Türkiye'nin ilk arkeoköy uygulaması yapıldı Tevfikiye. Oradaki bir sokak ve köy meydanına giden yol rehabilite edildi. Oradaki binaların dış çevreleri, ona göre peyzajları yapıldı. İşte bir orada bir müze, küçük müze yapıldı. Köy kahvesi tekrar bezendi. Bir Troya meydanı yapıldı, Troya evi yapıldı. Ve şimdi OPET buradaki çalışmaların tamamlandı, çıplağa geçti. Hmm. Çıplak köyüne ve evet, bu tamam. 7 tane köyü devam ettirecek. Olağanüstü bir şey. Yani orada bizim özellikle kırsal turizm açısından çok önemliydi. Sonra bir diğer çok önemli yine altyapı, üst yapıya dönük olan bir çalışma. Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı, Turizm Bakanlığı ve Anadolu Efes ortak çalışması olarak Troya'dan Assos'a kadar 120 kilometrelik bir kültür yürüyüş rotası tamamlandı. Coğrafi işaretlemeleri, uluslararası rotalara dahil edilmesi, bununla ilgili bütün dokümentasyon, mobil uygulamaları, web uygulamaları hepsi tamamlandı. Şu anda işte birçok emit fuarında da şu an yine bu tanıtımları devam ediyor. Müthiş önemli çünkü Likya yolunu yılda 35 bin kişi yürüyor. Aynı şekilde evet, evet. 20 tane köyden geçiyor. Köylerde eğitimler veriliyor. Pansiyonculuk, yeme içme konusunda. Aynı şey Tevfikiye'de de yapıldı bu arada. Çıplak'ta da yapılacak. Burada da yani köy, özellikle kırsal kesimin turizmin konusunda gelir elde etmesini hedefleyen birçok sosyal anlamda projelerde yapılıyor, devam ediyor bunlar. Bu da işin Tevfikiye kısmıydı. Yine İçtaş gerçekten burada hani tekrar teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü oradaki 7 tane antik alanın sponsorluğunu yürütüyor. Çok önemli bir misyonu var. Troya'daki en son, şimdi Troya'ya bilmiyorum en son ne zaman gittiniz ama Troya'daki bütün gezi yolları yenilendi. Yani orada şu an bir ahşap platformlar tamamen yenilendi. Oradaki yani çok daha kaliteli, çok daha düzgün bir gezi imkanınız var. Bu Troya'nın bu konuda katkısı çok önemli ve çok büyüktür. Ve işte bahsettiğim o çevredeki Cezayirli Hasanpaşa Köşkü'nden tutun da o Milli Park içindeki birçok çalışma burada alt ve üst yapıda olağanüstü bir şey yaptık. Evet. Müzeyi bahsetmiştik zaten. Evet. Yani normalde 5 senede bitecek olan bir çalışma bu yıl vesilesiyle gerçekleşti. Bunların üçüncü konuda biz dedik ki yani evet algıyı üretmeliyiz, kalıcı yatırımlar olmalı ama bir de bu işin motoru etkinlikler. Yıl içerisinde birçok kültür, sanat, spor, eğitim ve bilim alanında Çanakkale'ye gelen etkinlikler oldu. Herkes dedi ki yine mi Çanakkale? Bakın yani bizim Ahmet'le birlikte başlattığımız, tabii Troy ile ilişkisi yoktu ama sonra onu ilişkilendirdik. Gelibolu Maratonu, evet. Çanakkale Bisiklet Festivali ama bunun dışında işte yüzme, Çanakkale Boğaz Yüzmesi'nden tutun da Troy'a yüzüyoruz diye yine bir paralelde Troy'a doğru bir yüzüşten tutun. Troy'a yazar buluşmasından tutun.
İşte folklor gösterileri, dans gösterileri, rallisi vesairesi. 23 Çanakkale işte çocuk şenlikleri. Ya o kadar çok kültür ve sanat etkinliği ve spor etkinliğinin burası ana teması oldu ki üniversitenin onlarca çalışması. Hatta bugün işte Ticaret Odası Meclis toplantısında Osman Bey Meclis Başkanı en son bir onların kendisinin başkanlık ettiği bir Kanada heyetiyle bir şeyleri varmış, bir toplantıları. Troy to Toronto diye bir başta